Evet, merhabalar. 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Bu amaçla yola çıktık. 100 gün geçti, hedefe ulaşamadık. Hedefe ulaşana kadar analizlerimize, yorumlarımıza devam ediyoruz. Evet, Borsa İstanbul 500 endeksine baktığımız vakit en büyük 500 adet şirket işleyen BIST 500 endeksi bugün %1,82 aşağılara doğru hareket etti. 10.511 seviyesine kapattı. Halka arz endeksi %2,28 aşağılara düştü. Tabi burada Borsa İstanbul hisse senetleri genel çerçevede yukarı doğru hareket ettiğinde halka arz hisse senetlerinin daha sert bir şekilde yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Fakat bu durum tam tersi düştüğünde de hisse senetleri genel çerçevede halka arz hisse senetlerinin daha keskin, daha sert bir şekilde aşağılara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Burada halka arz endeksinin de bugün %2,28 aşağılara düştüğünü dolayısıyla bu şekilde yorumlayabiliriz. Borsa İstanbul 100 endeksi %1,97 aşağılara doğru hareket etti. Tam da 9.000 seviyesini geçtikten sonra tekrardan 9.000 seviyesini aşağılarına doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Evet, SPK bültenine baktığımız vakit yarın itibariyle Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arzı söz konusu 16,2 TL'den halka arza başvuru yapılacak. Tabii ki 2023 yılında halka arz hisse senetlerinin yukarı doğru hareket ettiğini gözlemledik. Burada keskin bir şekilde trendi gözlemleyebiliyoruz. Zaten hisse senediyle ilgili pozisyon alırken trendi kuvvetli ise o hisse senetlerine yatırım yapmak mevcut piyasada mantıklı olacaktır. Eş zamanlı olarak temel analize bakılarak da hisse senetleri yatırımı yapılabilir. Burada fiyat kazanç oranı, hisse başına kar, öz sermaye karlılığı, kaldıraç oranı, piyasa değeri bölü defter değeri, FK oranı gibi değişkenler temel analiz değişkenleri. Ama burada trendi kuvvetli ise bir hisse senedinin hızlıca yukarı doğru hareket etme ihtimali temeli kuvvetli olan hisse senedine nazaran daha yüksektir. Tabii ki gönül ister ki hem trendi hem temeli kuvvetli hisse senetlerine yatırım yapmak. Burada esasen en güzel senaryo hem trendi hem de temeli kuvvetli hisse senetlerine yatırım yapmaktır. Evet, otomotiv sektörüyle ilgili dün bir haber paylaşmıştık. Doğuş Otomotiv İcra Yönetim Kurulu Başkanı'nın ifade ettiği üzere otomotiv sektöründe Avrupa önderliğinde pazarda bir daralma söz konusu olacak. Bu tabii ki bizim otomotiv sektöründe de özellikle hisse senetlerini etkiler mi sorusunun cevabını bugün itibariyle gözlemledik. Ford, Otosan, Tofaş ve Doğuş Otomotiv hisse senetlerinin gün başından gün sonuna doğru yavaş yavaş sert bir şekilde aşağılara doğru hareket ettiğini gördük. Esasen 3 hisse senedinin de benzer bir hareket tarzının söz konusu olduğunu görüyoruz. Burada yabancı yatırımcıların belli ki eş zamanlı olarak sert satış yaptıklarını görüyoruz. Evet, şöyle bir altın fiyatlarına bakalım. 2006 seviyelerindeydi bugün. 52 haftalık değişimi de 1808 ile 2152. Dolayısıyla sert bir trend yükseliş veya düşüş anlamında gözlemlenemiyor. Hatta herhangi bir trendini söz konusu olduğunu buradaki veri setine bakarak da gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla burada doların yukarıya doğru hareket edeceğini düşünmüyorsak altın yatırımının çok da mantıklı olmadığını ifade edebiliriz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne demiş? Yatırımcıları uyarı. Finansal okur yazarlığı düşük yatırımcılar piyasalarda temkinli olması gerekiyor. Zaten anlatmış olduğumuz model çerçevesinde sıklıkla vurguluyoruz. Tek seferde yüklü olarak hisse senedi alış yapmak yerine gün bazlı hisse senedi alış yapmak yatırımcılar için oldukça mantıklı stratejilerden. Dolayısıyla anlatmış olduğumuz model çerçevesinde de buna uygun olarak pozisyon aldığımızı ifade ediyoruz. Burada da Mehmet Şimşek demiş ki yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Evet, Manchester United'ın satışına onay. İngiltere Premier Lig yönetimi Manchester United'ın %25'inin 1,25 milyar sterline İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'a satışını onay verdiğini duyurdu. Burada tabii ki piyasa değerinin Manchester United'ın yaklaşık 100 milyar TL seviyenin olduğunu biliyoruz. Haliyle %25'lik satış demek 1,25 milyar sterlin demek mevcut piyasa değerinin yarısı demek. Dolayısıyla hisse senedi de yukarı doğru hareket etti bu haberden sonra. Evet, tabii ki Manchester United'ın New York Stock Exchange Amerikan borsasında işlem yaptığını görüyoruz. Ve geçelim bizim borsamıza. Pasifik Teknoloji hisse senedi bugün
Halkars sonrasında birinci işlem günüydü. 2024 yılının ilk Halkars hisse senedi teknoloji alanında işlem gören hisse senedi 38,5 liradan tavan açtı. Tavan kapattı. 1,2-1,3 milyon seviyende işlem hacmi gerçekleşti. Tabii ki Halkarslar kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor 2024 yılında da. Burada 2023 yılının son Halkars hisse senedi Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hala yukarı doğru hareket edebilmiş değil. Esasen beklentim dahilinde bugün bu hisse senedinin de Pasifik Teknoloji ile beraber yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyordum. Fakat bu gerçekleşmedi. Hisse senedi aşağıya doğru hareketi sürdürmeye devam ediyor. Halka arz edilen teknoloji hisse senetleri Borsa İstanbul 100 endeksinden farklı olarak ayrışmaya devam ediyor. Raider Teknoloji ve Agrotech Teknoloji %2,78 ve %6,17 yukarı doğru hareket etti bugün de. Ve Türk Hava Yolları hisse senedi hem JP Morgan'ın hem de Ak Yatırım'ın hedef fiyat seviyeleri 400 TL ve 335 TL'lik hedef fiyat seviyelerine rağmen hisse senedi bugün %3'lük düşüş gösterdi ve esasen görebileceğimiz üzere otomotiv sektöründeki Tofaş, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv hisse senetlerine benzer, yani yabancıların sert bir şekilde satış yaptığını bugün Türk Hava Yolları hisse senedinde gözlemledik. Ve Ereğli Demir Çelik hisse senedi 46,12 TL'den günü noktaladı. Tabii ki gün başından saat 16'ya kadar hisse senedinin yukarı doğru hareket ettiğini gözlemledik. Kısa bir sürede aşağıya doğru hareket etti. Tabii ki Borsa İstanbul'a nazaran daha yumuşak bir düşüş gösterdi. Fakat önümüzdeki süreçte Ereğli Demir Çelik hisse senedi açısından sanki önümüzdeki günlerde diğer hisse senetlerine nazaran Türk Hava Yolları veya otomotiv alanında faaliyet gösteren hisse senetlerine nazaran pozitif ayrışacak gibi duruyor. Sönmez filament hisse senedi 55-56 TL seviyelerinden geçtiğimiz hafta iki sefer 63 TL seviyelerini test etmişti ve buradan tepki almıştı. Tekrardan 64-65 TL'lere geldiğini gözlemliyoruz. Senepam hisse senedine baktığımız vakit iki sefer 113 TL seviyelerine kadar hareket etti. Bu seviyeleri geçemedi. Tekrardan aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemledik. Senepam hisse senedinin 144. günü portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 480.809 TL. Hedefe ulaşana kadar yorumlarımıza devam ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.